Aktardığı bilgilerin içinde bir haber var, altını çizmek isterim. Bir ekonomi masası, hatırlayın gene Halk TV ekranlarında Suat Toktaş'ın moderasyonunda 6 siyasi partinin oluşturduğu parlamenter sisteme geçiş dönemi tasarısı üzerinde çalışan bir heyet ekranlarınızdaydı. Burada canlı yayına katılmışlardı. Şimdi benzer bir heyet bu kez ekonomi başlığı altında oluşuyor. Türkiye'deki ekonomik meselelere çözüm üretecek, yol haritasını oluşturacak bir heyet önemlidir, değerlidir diye düşünüyorum. Dönelim helalleşme meselesine. Sayın Kılıçdaroğlu'nun helalleşme çağrısı özellikle iktidar ittifakını çok çok kızdırmış gözüküyor. Hem MHP tarafından hem de AK Parti tarafından çok sert açıklamalar geldi biliyorsunuz. Ama aslında dönüp baksak AK Parti'nin de helalleşmek istediği bir kesim var. Milli Görüş Mahallesi. Her ne kadar Sayın Cumhurbaşkanı ben o gömleği çoktan çıkarttım dese de belki de iklim değişti bilemiyorum. O gömlek tekrar çok moda olmuştu külliye taraflarında. O nedenle de Saadet Partisi Genel Başkanı Sayın Temel Karamollaoğlu külliyede Sayın Cumhurbaşkanı ile bir araya gelebilmişti. O görüşmenin ardından sular bir türlü durulmuyor. Sayın Cumhurbaşkanı Karamollaoğlu'nun özellikle 50+1 meselesiyle ilgili sözleri, üzerinden verdiği beyanatları gerçek dışı, kibarını söyleyeyim, gerçek dışı olarak nitelemişti. Sayın Karamollaoğlu da şaşkınlığını ifade etmişti. Bugün anlaşılıyor ki, bir kez daha anlıyoruz ki, külliyedeki o ikili görüşmede sadece 50+1 veya Türkiye'nin ekonomisi ya da kutuplaştıran siyaset dili konuşulmamış. Karamollaoğlu'na Sayın Cumhurbaşkanı aynı zamanda bir helalleşme çağrısı yapmış. Demiş ki, gelin ittifakta, iktidar ittifakında bir arada olalım. Erdoğan Cumhur İttifakı'na davet etti, kabul etmedim. Bu sözler Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu'na ait. Saadet Partisi'nin talebi üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karamollaoğlu'nu 10 Kasım'da kabul etmiş, Erdoğan'ın görüşme başlangıcında Karamollaoğlu'na oturacağı yeri göstermesi tartışma yaratmıştı. Görüşme hakkında Sözcü gazetesi yazarı Ruhat Mengi'ye konuştu Karamollaoğlu. Biz beraber olmalıyız dedi kendisi. Ben de dedim ki bizim itirazımız sistemin denetlenemez olmasından. Denetlenemeyen bir sistemin içinde bulunmayı arzu etmeyiz. Geçen sefer de böyle oldu. Başkanlık sistemi referandumundan önce konuştuk. Denetlenmeyen bir başkanlık sistemine destek vermemiz mümkün değil dedik. Karamollaoğlu'nun gündeminde erken seçim çağrısı da vardı. Saadet Partisi lideri seçimlerin zamanında yapılmayacağı görüşünde. Şu anda Kılıçdaroğlu ve Akşener psikolojik bir mesaj veriyorlar. Türkiye'nin gidişatı hiç iyi değil. Tayyip Bey kolay kolay kazanamayacağını düşündüğü bir erken seçime gitmez. Bundan dolayı erken bir seçim olacağı ihtimalini şu anda düşünmüyorum. Ama zamanda da yapılmaz. Eğer seçim kanununda değişiklik yaparlarsa ki bunu planlıyorlar, bir yıl geçmesi lazım. Kemal Bey ve Meral Hanım gidişata bakarak mümkün olduğunca öne alınmasını sağlamaya çalışıyorlar. Ve 50+1 tartışması. Karamollaoğlu 50+1 sisteminin değiştirilmesine sıcak bakıyor. İtirazı Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine. %50+1 Tayyip Bey istedi. Ne için istedi? Nasıl olsa benim dışımda bunu yakalayacak kimse olmaz kanaatiyle istedi. Ama şimdi görüyor ki kendisine destek verenlerin sayısı azalıyor. O zaman bu 50+1 problem çıkarıyor. Bundan dolayı da diyor ki en fazla oyu alan şahıs kimse o cumhurbaşkanı olabilmeliydi. Söylediği bu. Adayların hiçbiri %50'yi geçemez. Ama sona kalan 2 kişi içinde bir tercihte bulunulur. Kim daha fazla oy almışsa o seçilmiş olur. Bunların hepsine rıza gösterilebilir ama esas mesele cumhurbaşkanı kim olursa olsun denetlenebilmelidir, sorguya çekilebilmelidir, hesap verebilmelidir. Sayın Karamollaoğlu haklı. Cumhurbaşkanlığı denetlenebilmelidir, aynı zamanda hesap verebilmelidir diyor. Türkiye'nin bağımsız bir cumhurbaşkanlığı masasına ne kadar çok ihtiyacı olduğunu anladık. Ama MHP, iktidar ittifakı olan MHP diyor ki o görev bize ait. Hatırlayın bir salı grup konuşmasında Sayın Devlet Bahçeli dedi ki biz zaten muhalefetiz. Hepimiz şaşkınlıkla dinledik ama bizim görevimiz bu iktidar ittifakının içindeki muhalefet görevidir. Denge denetleme görevini yerine getiriyoruz dedi. Ve bu çıkışın ardından, bu konuşmanın ardından gördük ki MHP'li parti meclis üyeleri, MHP'li il belediye meclis üyeleri, ilçe teşkilatından çeşitli isimler
ciddi çıkışlar yapmaya başladı ve ilk kez bir milletvekili Plan Bütçe Komisyonu'nda açıkça ifade etti. MHP'li Düzce milletvekili Ümit Yılmaz Plan Bütçe Komisyonu'nda Ulaştırma Bakanlığı'nın bütçesi konuşulurken hani Düzce'ye bir yol yapacaktınız, ne oldu o yol diyiverdi. Şimdi Sayın Bakanım, siz de Karadenizlisiniz, ben de Karadenizliyim. Akçakoca Karasu Karayolu'nun Melen Ağzı geçidiyle alakalı, Melen Ağzı geçişiyle alakalı hala daha bir yapılan bir uygulama yok, yapılan bir işlem de yok. Ve buna bağlı olarak yine Karadeniz otoyol bağlantısı hala daha Karasu'da aynı şekilde duruyor. Önümüzdeki dönemde ne kadar zaman içinde yapıldığı ya veya yapılacağı muallakta ve bu otoban bağlantısının, otoban yolunun geçtiği yerlerde evleri olan vatandaşlarımız evlerine tamirat yapmakta bile şüpheyle yaklaşıyorlar. Acaba bu sene mi olacak, 2 sene sonra mı olacak, 3 sene sonra mı istimlak edilecek diye böyle sıkıntıları var. Bir diğer konu, sık sık karayollarıyla da ve bölge müdürüyle de görüşüyoruz. Düzce-Yığılca yolunun kısa viyadük, küçük tünel ve kalan kısmının yapılması. Bu yol gerçekten artık kangren haline geldi. Yaklaşık şöyle diyebilirim ki 40 senedir bu yola hiçbir yatırım yapmamış devlet. Sağ olun, sizin zamanınızda 2012 yılında Sayın Cumhurbaşkanı, o zaman başbakandı, Yığılca'yı ziyaretinde buraya söz verdi ve yolun yapımına 4-5 sene önce başlandı ama hala tamamlanamadı. Tamamlanamayan yolun kümülatif kilometresi 20 kilometre. Yani 20 kilometrelik yolu yapamadı. Bu bizim devletimizin zaafından mı? Tabii ki hayır bakanım. Eğer 18 Temmuz Çanakkale'de dünyanın en büyük açıklık köprüsünü yapabiliyorsa bizim devletimiz, ayak açıklığı olan köprüsünü yapabiliyorsa, 28 kilometrelik Ovid tünelini yapabiliyorsa bu yolu haydi haydi leblebi gibi bitirmesi lazım. Ama maalesef, maalesef Sayın Bakanım, bu konuda bir gelişme yok, zamanımız. Böyle diyor MHP milletvekili. Dün haberini vermiştik. Ulaştırma Bakanlığı bir dijital kumanda merkezi kurmuştu TCDD kapsamında, yani Devlet Demiryolları kapsamında. O dijital kumanda merkezi için harcanan 100 milyarlarca TL'yi de çöpe attı. Niye biliyorsunuz? Açıklamıştık. Çünkü o kumanda merkezinin kapısına kilit vuruldu. Durum bu. Madem ulaşımdan konuşuyoruz, isterseniz biraz da İstanbul'un ulaşımına bakalım. Hayır, Boji'den bahsetmeyeceğim. Boji'den bahsedeceğim bir yer gelecek ama. İstanbul'da metro ulaşımı yine tartışma konusu. Bu kez İyi Partili İstanbul Büyükşehir Belediye Meclis üyesi ve aynı zamanda kendisi bir ulaşım uzmanıdır. Doktor Suat Sarı konuştu. Dedi ki, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın İstanbul'da yeni havalimanı için yaptığı metro bağlantı yollarında 1,5 milyar dolar israf var. 1,5 milyar dolar bir israf var. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın Gayrettepe İstanbul Havalimanı ile İstanbul Havalimanı Halkalı metro hattı inşaatlarına muhalefetten tepki geldi. İsraf tartışması başladı. İsraf için konuşulan rakamsa az değil, tam 1,5 milyar dolar. Bütün dünyada metrolar kent içinde yer altından, kent dışında tren olarak devam eder. Zaten mühendislik bilimi de bunu en ekonomik yapmakla ilgilidir. Ve buradaki fiyat farklarına baktığımızda Gayrettepe'den havalimanına giden metro hattıyla Halkalı'dan havalimanına giden metro hatlarının toplamı 69 kilometre. Kent dışına baktığımızda bu 69 kilometrenin 49 kilometresi kent dışında. Bir metronun maliyeti 35 milyon euro kilometresi. Halbuki bir trenin de, yeryüzündeki trenin de maliyeti 2,5 milyon euro kilometresi. Buradaki farka baktığımızda 1,5 milyar dolar bir israf var. Metrolarda U mu yoksa M mi simge olacak tartışması başlamıştı bir süre önce. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı yaptığı metrolara U harfi koymuştu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin metroları ise M logolu. İşte o tartışmanın ardından şimdi metrolarda israf tartışması başladı. İddia sahibi İyi Partili meclis üyesi Suat Sarı. Havalimanına giden yol yepyeni yapıldı. 3 şerit yerine 4 şerit yapıldı. O 4 şeridin bir şeridi trene ayrılsaydı biz
ülke olarak 1,5 milyar doları daha fazla müteahhitlere beşli çeteye vermemiş olacaktık. Üstüne başka bir yöntem sunarak o 1,5 milyar doların nasıl harcanabileceğini de paylaştı. Bu milletin paraları çarçur edilmekte, mühendislik bilimine ihanet edilmektedir. Bu çarpıcı neticede eğer 1,5 milyar dolarımızı biz daha doğru yerlere 10 derslikli 1650 tane okul yapabilirdik. Bu israfın önüne geçmek lazım. Eğitim üzerinden de bir hesaplama yaptı. Bir de Avrupa Birliği ülkeleri ve Amerika Birliği